Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılış olarak farklı ancak lezzet olarak sizleri zirveye çıkaracak harika bir tavuk tarifim var. 10 adet tavuk but kullanacağız. Tavukları güzelce yıkadım. Butların uç kısımlarını kesiyorum. Tavukları tencereye alıyorum. Tencereyi ocağa aldım. Arkalı önlü hafif kızartacağım. Tavukların bir tarafı kızardı. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Çok hafif kızarması yeterli. Lezzet vermesi için bu işlemi yapıyoruz. İsterseniz kızartmadan da haşlayabilirsiniz. Şöyle bakalım, alt tarafları da kızarmış. Şimdi suyunu ilave ediyorum. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Biraz da tuz ekliyorum. Suyunu pilav veya çorba yapımında kullanabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum, yumuşayıncaya kadar haşlayacağım. Tavuğumuz haşlanırken patatesleri de haşlayalım. 2 adet büyük boy patatesin kabuklarını soyarak tencereye aldım. Üzerine su ve tuz ilave ederek yumuşayıncaya kadar haşlayacağım. Patatesler haşlandı. Suyunu süzdürdüm. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce eziyorum. Tavukları kontrol ettim. Gayet güzel bir biçimde haşlanmışlar. Şimdi suyun içerisinden çıkartacağım ve biraz soğumaya bırakacağım. Şimdi tavukları kemiğinden ve derisinden ayıracağız. İsterseniz derisini kullanabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Deri kısmını soyuyorum. Kıkırdaklarından da ayıralım. Kemiklerini atmıyoruz. Bu şekilde temizledikten sonra kenara alalım. Yapımında kullanacağız. Tavukların tamamını ayıkladım. Şimdi de minik minik doğruyorum. Doğradığım tavukları geniş bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Üzerine patatesi ekliyorum. 1 adet yumurta. 150 gram rendelenmiş kaşar peyniri. Baharat olarak birer çay kaşığı toz biber, karabiber, pul biber, kimyon, kekik, 1,5 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Bunları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi birbirine karışıncaya kadar güzelce yoğuracağım. Şimdi hazırladığım karışımı avuç içi kadar alıyorum. Kemiklere tekrardan saracağım. Karışımdan çok fazla almayalım çünkü kemik taşımayabilir. Kemiğin etrafına sarıyorum. Adet de bu şekilde çöp şişleri takarak hazırladım.
Toplamda 15 adet tavuğumuz çıkmış oldu. Çöp işleri taktıklarım biraz daha küçük hazırladım. Tavukları bulayacağımız malzemeleri de hazırlayalım. 1 su bardağı un, 2 adet yumurta. Benim yumurtalarım büyük olduğu için 2 adet kullandım. Ama yumurtanız küçükse mutlaka 3 adet kullanın. Burada da 1 su bardağı galeta unu, yarım su bardağı da blenderdan geçirmiş olduğum mısır gevreği var. İkisini birbirine karıştırıyorum. Eğer mısır gevreği yoksa yerine galeta unu kullanabilirsiniz. Yumurtaları da iyice çırpalım. Tavukları önce una, sonra yumurtaya, daha sonra da galeta ununa bulayarak tekrardan tabağımızın içine alacağız. Tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Evet, tavuklarımız hazır. Tavaya bolca sıvı yağ koydum ve ısıttım. Şimdi tavuklarımızı kızartma işlemine geçiyoruz. Yağımız ısındı. Şimdi tavukları içerisine bırakıyorum. Güzelce kızartacağım. Kızaran tavukları servis tabağıma alıyorum. Tavukların tamamını kızarttım. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra abone olabilirsiniz. Şöyle sizlere iç kıvamını da göstermek istiyorum. Farklı ve muhteşem bir lezzet. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.